Herkese merhaba. Biz 85-60 Inventors takımı, rookie bir takımız ve ilk defa böyle bir yarışmaya katılacağız. Ben Ertuğrul, takım mentörü. Ben Yiğit, takım üyesi. Ben de Coşkun Odabaş, takımın lideri olurum sanırım. Evet. Şimdi bu yeni bir başlangıç bizim için. Mentörümüzün önderliğinde bir çalışma yapacağız, Ertuğrul'un önderliğinde. Şimdi birçok malzeme çıktı Ertuğrul. Evet, kutuyu açtık. Birçok malzememiz çıktı. Şimdi bu malzemelerin ne olduğuyla alakalı birçoğunu biliyoruz ama bilmediğimiz şeyler var. Ertuğrul da bu konunun kompetanı, Yiğit'le birlikte tabii. Şimdi ben soru soracağım. Onlar da bana cevap verecekler. Ve böylece hem ben öğrenmiş olacağım hem de sizler öğrenmiş olacaksınız. Şimdi Ertuğrul, istersen ilk olarak robotun can alıcı malzemesinden başlayalım. Nedir bir robotun can alıcı malzemesi? Motorlardır, değil mi? Çünkü her şey, biliyorsunuz bunlara eğleyici de denir. Her şeyi demeyelim ama yani bütün bir insanın yürüme işte engeli gibi bir şey düşünün. Bunun için sanırım 4 tane. Evet, 4 tane motor çıkıyor. Bunun sebebi alt şaseyi kurduğumuz zaman tekerleklerin başına bir yan tarafta 3 teker, diğer tarafta da 3 teker bulunuyor. Hı hı. Bunlar kemerlerle birbirine bağlı ve bunların çalışması için o ağır robotu hareket edebilmesi için güçlü tork gerekiyor. Bu yüzden orada bir bizim küçük çarkların bulunduğu bir ne deniyor? Rediktör. Rediktörümüz var. Hı hı. Şöyle aslında o rediktörün mantığı da şu. Motorları direkt eğer şu haliyle milimlerken güç almaya veya hareket almaya çalışırsanız motor size o torku veremez. Sizin tork alabilmeniz için motordan rediktör kullanmanız gerekiyor. Yani dişi çarkları kullanmanız gerekir ki size o istediğiniz o gücü ve hareketi sağlayabilsin. Evet, buradaki rediktörün normal rediktörlerden farkı iki motoru aynı anda çalıştırıp tek taraftaki tekerlerin daha güçlü bir şekilde dönmesini sağlıyor. Çok güzel. Aynen. Yani motorları paralel bağlıyoruz. Evet. İki motor yan tarafta sağdaki tekerler, iki motor soldaki tekerlerle bulunuyor. Ve bunlara çok yüksek akım vereceğimiz için biz burada motor sürücüsü kullanıyoruz. Hı-hı. Motor sürücülerinin aslında esprisi de şu. Bir mikro denetleyiciden veya bir kontrolörden siz motorların direkt çıkışına bağlamak, daha doğrusu kontrolörün çıkışını direkt motorlara bağlarsanız ne yapmış olursunuz? Ona zarar vermiş olursunuz. Çünkü motorlar çok yüksek akım isterler. Kontrolörden veya besleme amacıyla. İşte bu çok yüksek akımı biz sürücüler sayesinde veririz motorlara. Değil mi? Daha önce yaptığımız Minisumo çizgi izleyenlerde de hep motor sürücüler kullanıyorduk. Ama tabii onlar daha hobi tarzında motorlar ve motor sürücülerdi. Burada tabii daha profesyonel, daha yüksek akımlara, daha yüksek torklarda işler yani yapacağız. Endüstriyel seviye malzemeler kullanmak. Kesinlikle, kesinlikle. Tekerlerimiz ve sanırım şase parçalarımız burada. Bunları aynen. Bir sonraki videoda montaja başladığımızda yine zaten gösterebileceğiz herkese. Şimdi o zaman eğleyici kısmı yani hareket kısmında motor sürücü, tekerlek ve şase parçamızı halletmiş olduk aynen. Şu anda. O zaman yine çok can alıcı, bu FRC robotlarda can alıcı bir kısım neydi? Kompresör. Yani kompresör, evet. Tabak sistemleri. Bunda da robotun üstünde bir adet kompresör bulunuyor ki içindeki hava tankına basınç sağlasın ve basınç sayesinde de yapması gerektiği eylemleri yapsın robot. Bu basıncı da kompresör bu tankın içine hava basarak yapıyor ve bu arada arayıcı da o aradaki borular oluyor. Bu borular kablo gibi gözüküyor ama bu size yapmasın içleri boş, oradan hava geçişi sağlıyor. Evet, hava aktarıyor. Onun yan tarafında bizim barometrelerimiz var iki tane. Bir çeşit, yani çok fazla adaptörümüz var hava akımını sağlamak için. İşte kendi aralarında adaptörler var, bu boruları takmak için adaptörler var. Onların bantları var. Onun dışında bizim onların kontrolcüsü var elektronik bir şekilde. Ne zaman kompresör çalışacak, hı-hı, ne zaman kompresör çalışacak. Bakalım hatta. Çok sevimli cihazlar bunlar. Evet, şöyle. Endüstriyel tip oldukları zaten görünüşlerinden de belli. Evet. Bunlarla biz ne yapacağız? Kompresörümüzü, yani pneumatik sistemimizi kontrol edeceğiz. Evet. Ve kesinlikle de çok şirin, güzel ve iş görecek olduğu herhalde belli cihazlar bunlar. Şimdi kompresör sistemini nasıl, ne tarz şeylerde kullanırız? Mesela bir robot kol yaptığımızda, değil mi? O hava kompresörle veya pneumatik sistemle
parçayı alıp bir yerden bir yere götürmek için kullanabiliriz. Mesela hava emme sistemi yaparsanız. Evet. Vakum sistemi yapabilir. Aynen. Onun dışında çok güçlü basınçla hava püskürtüp işte bir haznedeki topu yukarıdaki potaya fırlatabiliriz. Harika ki bu EFAS'ın değişmeyen. Evet, EFAS'ın değişmeyen. Görevlerinden. Aynen öyle. 2 senede bir, 3 senede bir mutlaka bir top atma. Evet. Çıkıyor diye düşünüyorum ben, en azından gördüğüm kadarıyla. Evet, başka nelerimiz var? Başka bizim sigorta kutularımız var. Hı-hı. Ki sigorta en can alıcı nokta aslında, çünkü şeyde First'ün ilk kurallarından biri güvenlik. Bir robotta güvenlikte bir kaçak da olur. Eğer bir kaçak olursa bütün robot alev alır. Onun da önüne geçmek için bir sigorta kutumuz var. Hı-hı. O sigorta kutusuna hem pneumatik kontrolcüsü hem de voltaj regülatörü bağlanıyor ki bu üstündeki fazla akım çeken şeyler eğer kıvılcım çıkartacaksa oradaki şeylerle beraber o kıvılcımı önlüyor. Ki burada zaten çok yüksek akımlarla çalışıldığı için en ufak bir kısa devre durumunda affetmeyecektir, evet, sistemi. Dediğin gibi alev alması işlem bile değil yani. Devam edelim o zaman. Başka neyimiz var? Başka burada Roborio'muz var. Roborio robotun beyni aslında, evet, ana cam damarı, yani... Çıkaralım. Evet, çıkaralım. Ana kontrolümüz bu. Evet. Robotun beyni dersek mesela, aküyeli robotun kalbi diyebiliriz. Ben genelde bataryaları sistemin midesi olarak tanımlıyorum. Enerji olduğu için. Ama kalbi de mantıklı. Evet, robotumuz bu. Küçük görünümüne bakmıyoruz, bayağı gerçekten çok işlevliyiz. Ve birçok dilde programlanabiliyor, LabVIEW'de programlanabiliyor bugün kadarıyla. LabVIEW zaten C tabanlı bir, aynen, yazılı. Ki teknik mühendislerin kullandığı bir yazılımdı, elektronik mühendislerin tercih ettiği. Aynı zamanda simülasyon programıdır. Evet. C Sharp, Java ile kodlanabiliyor. İstediğiniz dilde bu tarz bir güzelliği de var. Çünkü çoğu mikro denetleyici tek bir. Evet. Mesela Arduino diye herkesin artık, evet, robotiğe giriş yaptığı mikro denetleyici, hı-hı, kendi diliyle oluyor. Aynen. Ama bunun editör noktasında sağladığı çok fazla güzellikler, evet, de söz konusu ki kartın üzerinde işte ağ bağlantıları, USB'ler, işte normal motor girişleri, işte birçok accelerometer girişleri falan, birçok data kablosu girişleri de mevcut. Bu cihazda aynı anda birden fazla cihazı kontrol edebileceğimiz çok, evet, güzel bir kontrol kartı. Acaba aynı anda birden fazla işi yapabilme özelliği var mı? Evet. Çok var. Mesela mı? Robot ilerlerken kolunu aynı anda döndürüyor. Harika. Ya da robot güzel ilerlerken aynı anda pneumatik tankını dolduruyor ki fırlatmaya hazır olsun. Multifunctional yani. Evet. Çoklu fonksiyona sahip ki çoğu mikro denetleyici için de vazgeçilmez ve çok büyük bir avantajdır bu özellik bakımından diyebiliriz. Onun için onunla beraber çalışacak bizim sensör kartımız var. Bu, hı-hı, robotun nerede, ne zaman, nasıl bir şeyde, işte devrildi mi robot, yüz mü duruyor, sahanın hangi koordinatlarında, bu onu kaybeden ve robotu öyle iletişime geçen kartımız. Ki bu da çok can alıcı bir kart gibi. Evet, şu otomasyonda, otonomda çok önemli. Şimdi burada Wi-Fi'miz var. Wi-Fi'da bizim laptop kullanırken laptop ve şey arasında, robot arasındaki iletişimimizi sağlıyor. Burada bir modemimiz var. Zaten Wi-Fi şu an vazgeçilmez bir teknoloji. Nesnelerin interneti denen bir teknoloji varken dünyada herkesin artık bir şekilde... Evet, Bluetooth'tan vazgeçip eskiden şey vardı, hızlı ötesi vardı. Aynen. Hızlı ötesini bırakıp Bluetooth'a geçmiştik. Şimdi Bluetooth'u bırakıp Bluetooth ufak tefek yine şeylerde kullanılabilir durumda ama tabii daha böyle endüstriyel tip uygulamalarda Wi-Fi kaçınılmaz. Burada sigortamızın sanırım şeyleri var. Küçük amperajlarına göre uygun sigortalarımız var. Küçük sigorta kartımıza takılıyor sanırım. Aynen, sigorta kartımıza takılıyor. Aynen. Onu da gösterelim istersen. Buraya sigortalar takılıyor. Buraya da motorların kabloları giriyor. Aynen. Bu da bize robot üstünde nereye gidiyor, nerede ne problem var, hemen baktığımızda anlamamızı sağlıyor. Aynen. Burada bolca bir de kablolama malzemelerimiz var. Bolca kablo gönderilmiş ki bu cihazlarda zaten kablo olmazsa olmaz tüm cihazların birbirine bağlandığı. Mesela burada bir makaron, bant, işte bu iş güvenliği ile alakalı bulunan mevzular, konektör başları falan var burada.
Sonrasında yine burada jumper kablolarımız var. Yine bunlar bayağı bolca kullanılacak. Bir de şurada bir mekanik sistemimiz var. Yani bu tam olarak nedir? Bu da aslında yukarı aşağı çıkan bir kol yapacaksak o kol üzerindeki kabloların birbirine dolanmamasını, kabloların tek bir arada kalmasını. Koruma amaçlı diyorsun. Evet. Hem güzel gözükmesi. Evet, hem güzel gözükmesinin yanında aslında iş güvenliği daha ön planda. Çünkü o hız içinde kablolar çok sallanırsa işte araya girer, kopar, bir şey olur. O yüzden hem kablo koruması hem de burada bir ray var ki yukarı aşağı çıkarken kolay olsun. Aynen, gayet güzel. Zaten işin ciddiyeti akü kablolarından belli. Çok kalın ki burada ne kadar bir akım geçeceğiyle alakalı bir ön fikir sahibi oluyoruz. Evet. Bayağı bir kalın kablo gönderilmiş. Ve bunda da tabii ekstra bir dikkat gerektiren mevzu. Burada zincirimiz, aynen, kesinlikle. İşte bir cetvelimiz, bu cetvel sanırım inç evet dönüşümüyle alakalı. Değil mi? Bir yapıştırıcımız var sonrasında. Yapışkanlarımız var, bunun içinde kullanım kılavuzlarımız var. Onun dışında hatta sanırım numaraların fontunu nasıl yazmamız gerektiğiyle alakalı bir burada örnek göndermişler. Her şeyi düşünmüşler yani. Evet, her şeyi düşünmüşler. Hatta Infinity Research için de bir... Evet, şurada görüyoruz arada. Star Wars evet. Infinity Research'ın bir kılavuz oldu. Kılavuz koymuşlar, çok güzel. Evet. Burada neydi bu cihazımız bizim? O sanal gerçeklik gözlüğü çıktı. Bunda mutlaka bir fonksiyonu vardır. Sebebini bir şeyle sistemden araştırırız. Ya web sitesinden Game Manager'dan bir bakarız bunlara. Bu neydi? Bu bizim yine kablomuz. Orada da yine jumper kablolar var. Biz rookie olduğumuz için bu rookie paketi. Bunun içinde zaten diğer şeylerin, takımların kullandığı ama biz ilk defa kurulduğumuz için bizde olmayan hem sticker'lar hem de jumper kabloları bulunuyor. Çok önemli jumper kabloları. Ve kabloların da amacı dönük hazırlanması, kalınlık boyutunda, evet, çap boyutunda bu çok daha güzel bizim için. Her kablonun dokununca kalitesi bizden görüyoruz. Kesinlikle. Zaten öyle de olması gerek. Cırt var, kablo bağımız. Kablo manikür uçlarımız var. Yani burada tekrardan eğer bunlara bir şey olursa diye sadece bu kablolardan da yedek olmuş. Çok güzel. Bu da çok güzel. Evet. Ve işte akülerimiz var. Evet, akülerimiz bayağı... Evet. Baya baba gibi duruyor burada. Az önce demiştik, bu beyni ise o da kalbi. Aynen öyle. Ve çünkü bütün kanı pompalayan şey aslında o akü. Etkileyici gözüküyorlar. Gayet güzel. Ağırlar. Zaten aküyle tartılıyor. İşte robotun büyük bir ağırlığını akü oluşturuyor. Burada onu şarj etmek için şarj aletimiz var. Bu tarafımız sanırım manuel kontrol. Ki Yiğit buranın kompetanı. Yiğit nedir bakalım, bir manuel kontrolü bize neler sunmuş? Burada önlüçteki bir tane gamepad'i var. Gamepad bizim o robotumuzun, evet, kablosu mu? Kablosu. Çok güzel. Burada bir webcam'imiz var, bu da oturma çalışımı için. Görüntü işleme için de sanırım. Evet, görüntü işleme için. Kullanırız onu. Çok güzel. Benim aklıma şey gibi geldi. Onu... Sanal gerçeklikle acaba kullanılabilir mi? Onun gözünden görürken robotu kontrol. Şimdi şöyle bir şey yapılabilir. Webcam yerine 360 bir kamera olabilir. Doğru diyorsun. Evet. Doğrudan diyorsun. O da olabilir. Ben sanki kamerayı yine de görüntü içi daha önceki oyunlarda görüntü işleme vardı. Vardı. Hatta ışıklar var. Atıyorum bir kulenin üstüne top atılacak. Onu otonom yapmasını istiyorsan o kulenin üstünde yanım sönen yeşil bir ışık vardı. Onu alamazsın. Tabi kameraların başka bir şey çok zor. Evet. Muhtemelen ben şey olduğunu düşünüyorum bunu. Görüntü evet. işlemeyle alakalı bir donanım olduğunu düşünüyorum. Şu bizim çok hoşumuza gidecek. Evet. Değil mi? Evet. Bayağı profesyonel bir joystick'imiz var sanki. Evet. Çok da fonksiyonlu gibi geldi sanki bana. Evet, çok kötü. Bunu da gösteriyor zaten. Aynen öyle. Yandaki kumaşlarımız bumper için sanırım. Evet. Şimdi FRC'de iki renk, milli renkli bir FRC'de. Evet. Bir bayrağı olsa da kırmızı var. Çıkolda var. Aynen öyle. Bu onları bumper olarak geçiriyoruz. Takım numaralarını yazıyoruz. Hangi takımda ve hangi takım olduğumuz, işte mavi takımdaysak, Alliance deniyor onlara, Blue Alliance daysak, Blue Alliance'da işte yarıştığımızı ittifak yani. Aynen. İttifakta.
Ki en zevkli şeyi ittifak yarışmaları. İttifak yarışmaları. Ama bu sene öyle olmayacakmış sanırım. Maalesef. Bu sene yapılan toplantılarda yüz yüze işte eğitim gibi bunu da yapamayacağız. Yüz yüze eğitimler olmadığı gibi. Genelde işte videoları çekip şimdi 8-10 tane görevimiz var. Otonom ve driver olacak şekilde. Onları işte çekeceğiz. First'ün bir sitesi var, At Home diye, First At Home. Oraya yükleyeceğiz. Sanırım At Home'du. Adı tam şimdi belki unutmuş olabilirim, yanlış olmasın. Şurada neyimiz var? Profilimiz var. Mekanik amaçlı her işimizi görür sanırım. Öyle değil mi? Yük taşır. Case, kullan, giyiz. İstediğin, hoyrat davran yani istediğin gibi. Ki bunlar da maliyet olarak... Evet, çünkü etkanlılıkları da çok ince değil. Hı-hı. Yani tatmin edici seviyede. Evet. Yani robotun üstündeki bir kolu taşır gibi geldi bana. Evet, gayet güzel. Bence işimizi görecektir bu. Dediğim gibi etkanlılığının hiç fena değil. Hem hafif olması, evet, ekstra bize o tartıda avantaj sağlayacak bir mutlaka. Tatilimiz mi geldi Yiğit? Hayırdır? Bunları tatilleri kullanırız çaktırma. Tamam. Bir de burada sanırım bir renk algılama da ilgili bir kağıt konmuş, bir yapıştırma şeklinde sanırım bu. Bu da herhalde yarışmadaki o renk, pigment, evet, değerlerinin standart olması açısından böyle bir uygulamaya gidilmiş ki bence çok güzel çünkü bir mavi kullanıyorum, bir sürü mavi renk var. Görüntü işlemede o mavi aynı mavi olmuyor. Olmazsa, işte ağırlayamazsa yani problem, evet, olacaktır. Böyle bir güzellik, böyle bir ince düşünüş de söz konusu ve ben yine bunun da çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Amatör robotikte renk tanımlarda çok büyük sorunlar yaşanıyor organizasyonlarda. Bu bence yine çok güzel olmuş. Bir de şurada bir muhteşem bir şeyimiz var, mekaniğimiz var. Ertuğrul. Ertuğrul'u görünce çıldırdı zaten. Evet. Bu nedir mesela fonksiyon? Neden bu kadar hoşuna gitti? Ya çünkü hem içeriden kablo geçirebileceğiz hem de kendi ekseninin etrafında rahatça dönebilen bir kol hayal edince ben... Bir anda heyecanlandık diyorsun yani. Iron Man filmini ilk izlediğimde oradaki ilk robotu gördüğümde ilk küçük çocuk roma derdim. Gerçekten o çok, evet, güzel bir faydalı bir cihaz olacak bizim için. Ki bunu kitin içinde koymaları gerçekten... Daha önce çıkmıyordu sanırım. Evet, daha önce çıkmıyordu. Gerçekten artık bu işe herkesin gönlünü verdiğini gösteriyor. Hatta işin bir de yiğitliğine ne yapmışlar? Profesyonelliğini de. Şimdi biz Türkler olarak genelde bu tarz böyle tablo, iş tablolama, planlama işlerinde biraz böyle zayıfız değil mi ama? Evet. Takım hangi maça çıktı? Evet. Yanında hangi numaralı takımlar vardı? Kim kazandı? Kazandık mı, kaybettik mi? Bunları not alabileceğimiz, evet, yine güzel. Aslında en incesine kadar her şey düşünülmüş. Evet, temel anlamda bizim kutu açılımı ve parça tanıtımıyla alakalı söyleyeceklerimiz şimdi bu kadar. Umarız paylaşımlarımız tabii devam edecek. Bu paylaşımlarımızın herkese faydalı olmasını planlıyoruz. Değil mi Ertuğrul? Evet. Yiğit ve diğer takım arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli. Umarız sosyal mecralarda yaptığımız tüm çalışmaların herkese faydalı olmasını dileriz deyip burada şimdilik sözü, evet, bitiriyoruz. Bir sonraki montaj videolarında ki hangi parçanın nasıl çalıştığını, hangi parçanın nasıl çalışması gerektiğini ve niçin kullandığını açıklayacağız zaten. Hı hı. Unboxing videosu gibi oldu. Kutulardan ne çıktık onu gördük. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğimizle. Kendinize dikkat edin.